Hanımlar beyler herkese merhaba, ben Serkan Uludağ. Bugün 7 Şubat 2013 günlerden Perşembe arkadaşlar, saatlerimiz 12.15 şu anda, günlük canlı yayını başlıyor. Biliyorsunuz bugün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde de paylaştık arkadaşlar, önemli veriler var. Demiştik bunların bir tanesi İngiltere'den gelecek olan faiz kararı, diğeri Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı, Başkan Draghi'nin konuşmaları arkasından da 15.30'da gelecek. Bunlar nedeniyle sert tepkilere sebep olabilir diye dün gece analizinde artık nasıl uyarı yapacağımı şaşırdım. Her tarafa bir şeyler koymaya çalıştım. Zaten okumuşsunuzdur sizler de. Kadir Bey demiş ki İngiltere'den Carnegie Boyer Pound'un bütünlüğünü korumalı şeklinde bir açıklamada bulunmuş. İşte arkadaşlar bunlar beklenmeyen açıklamalar. Bu beklenmeyen açıklamalar yine beklenmedik hareketlere sebep oluyor. Ve kısa vadeli destek direnç çok fazla tanımıyor. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi bugünkü kırılma aralığımız tam olarak şu seviyelerde arkadaşlar. Bu seviye bu aralığın üzerinde kaldıktan sonra zaten bakın hızlı bir şekilde yukarı doğru yaklaşık olarak 75 pip civarlarında hareket gerçekleşti arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım 82 pip civarında gerçekleşti ve 57-80'e kadar hareket potansiyeli var mı? Mevcuttur, bunu söyleyebiliriz. Hala çünkü beklenmedik bir açıklama gelmiş yine. Şimdi zaten şu bölgenin üzerinde muhtemelen 57'lere doğru bir hareket. Arkasından 57.41 canlı yayından, daha doğrusu odayı açtığımızda burayı işaretlemiştik. Ve arkasından 57.80'ler karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Yaklaşık şöyle bakın bakarsak bu hareket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dakika içerisinde gerçekleşti arkadaşlar. 10 dakikada yaklaşık 80 piplik bir tepkiyle karşılaştık. Devamı dediğimiz olduğum gibi sterlin dolar için baktığımızda 57.80'ler şu anda gözüküyor. Daha da fazlası için muhtemelen Merkez Bankası'ndan gelecek olan konuşmalar dikkate alınacaktır. Daha doğrusu açıklamalar dikkate alınacaktır. Olmadığı takdirde yeniden eski yerine doğru hafif geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz var. Neyse buna birazdan değiniriz. Şimdi euro dolarla başlayalım. Euro dolar paritesi için arkadaşlar söyleyeceğimiz şey buradaki 35-36 idi evet sanırım. 35-36 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Birazcık daha doğrusu kısa vadeli düşünenler için yapmış olduğumuz bir analizdi bu. Fakat 35-36 kalındığı sürece 34.97'ye kadar bir hareket bekliyorduk. Biraz esneklik payınız varsa 35-36 yerine 35-75'i kırılma seviyesi olarak belirleyebilirsiniz diye de belirtmiştik arkadaşlar. Kısa vadeli kırılma seviyemizin üzerinde kaldıktan sonra biraz esnek davranabilenler için belirttiğimiz kırılma seviyesi olan 35-75'e kadar hareket gerçekleşti ve buradan yaklaşık olarak şöyle bir 30 piplik geri çekilme yaşadık şu an için. Demiş olduğumuz gibi kısa vadeli için hala 35-36 kırılma seviyemiz geçerliliğini koruyor. Bu seviyeye geçilmeden yukarı hareketler konusunda biraz daha ısrarcı olabilir parite. Ama biraz daha sert hareketler için mutlaka 35-75'in üzerinde kalması gerekiyor. Gece analizi hala aynen geçerli arkadaşlar. Eğer birazcık esneklik payınız varsa 35-75'in üzerinde kalmadığımız sürece, yani altında kaldığımız sürece geri çekilme bekleyebilirsiniz. Eğer kısa vadeli çalışıyorsanız aşağı hareket için mutlaka 35-36'nın altında kalınması gerekiyor. Tekrar bunu başarabilirse geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelimiz var. Çünkü bunu yapmazsa bu seviyelerden, şuradaki bölgelerden 35-45 aralığından yine yukarı doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz mevcut euro dolar paritesi için. O yüzden buna dikkat etmenizi ısrarla öneriyorum arkadaşlar. Tamamdır. Bunu öncelikle söylemiş olalım sizlere parite ile ilgili olarak. Bugün gelecek olan konuşmalarla ilgili de zaten biliyorsunuz Draghi'nin yapacağı konuşmaların önemli olduğunu tekrar söyleyeyim. Defansif strateji bu tip günlerde her zaman önerdiğimiz gibi devam edecek. Bugün de geçerli. Defans yapmamız şart arkadaşlar. O yüzden 1.35-36'ya lütfen dikkat edelim. Çok kısa düşünenler bu seviye kırılmadan aşağı doğru hareket beklemesinler. Biraz esnek davranabilenler, tekrar söylüyorum, 35-75'in altında kaldığı sürece
geri çekilme bekleyebilirler. Neden o esnek davrananlar bu seviyeden faydalansın diyorum? Çünkü esnek davrananların 15-20 putik ya da bu tarz hareketlerle çok fazla işi olmaz. Onlar için genel yön önemlidir. Çünkü buranın üzerine çıkarsak yukarı hareket başlayacağı için çok küçük stoplarla bile bu seviyeden çalışılabilir. Ya da giriş noktanız buralarda, şu seviyelerdeyse şu seviyelerin üzerini stop olarak kullanabilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Ya da tamamıyla ters şekilde bugün için yukarı hareket beklentiniz varsa o zaman da 35-75'in kırılması durumunda bu yukarı hareket beklentinizi gerçekleştirebilir. 1.36'lar hatta sonrasında 36-38'e kadar tepkilerle karşılaşabiliriz. Tamamdır, bunları paylaştık arkadaşlar euro dolar paritesi için. Sterlin dolar için kısa bir giriş yapmıştık az önce. Yine bir tekrar edelim. Ne demiştik sterlin dolar için? Kırılma seviyemiz şuradaki bölgeydi arkadaşlar. Şuradaki kısımdı. Şuradaki bölge, bu seviyenin üzerinde yukarı doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz vardı. Altında kaldığı sürece 56-45, 56 ve 25 civarlarına kadar tepkiler bekliyorduk. Ama bu seviyenin üzerine çıkmayı başardı. Özellikle Kadir Bey'in de az önce bahsettiği kırılma seviyesiyle, daha doğrusu Carnegie'nin Boya Pound'u bütünlüğünü korumalı şeklinde bir açıklama yapmış. Bu da Pound'da hafif bir, yani gerçi 100 pip bile hareket gerçekleşmedi sanırım. Yani o zaman, çünkü o aralar yaklaşık 70 seviyelerindeydi. 70 piplik bir, pardon şöyle bakarsak yaklaşık 94 piplik bir hareket gerçekleşti. Çok çok da ciddi bir tepki olduğu söylemez. Sınırlı kalması beklenebilir mi? Eğer 57.80'in altında kalırsa sınırlı kalması beklenebilir tabii ki. Buralardan geri çekilmeyle karşılaşma potansiyelimiz hala mevcut arkadaşlar, pound dolar için. Peki eğer ki tekrar gün içerisinde bu aralığın altına inersek geri çekimin devamını bekleyecek miyiz? Açıkçası arkadaşlar bekleyebiliriz. Özellikle faiz kararı sonrasında eğer ki bir düşüş gerçekleşirse evet bekleyebiliriz, ama o saate kadar eğer ki bu seviyenin altına inmezse geri çekilmeler konusunda birazcık temkinli yaklaşmakta fayda var. Özellikle şuradaki 57.40'ın altında geri çekilme beklentisi içerisine girmek çok sağlıklı olmayacaktır. Eğer bunu bekleyecekseniz şu tepe seviyelerine, 80'lere yakın yerlerden 80-70 aralığından belki denemeler yapabilirsiniz. Ya da kırılma seviyemizin üzerine çıktıktan sonra yukarı hareket bekleyen arkadaşlarımız varsa da 57.40'ların altı bence riskli olacaktır. O yüzden 57.40-57.80 arasından da yavaş yavaş karları toparlamaya başlayabilirler diye düşünüyorum. Şimdi tamam, bunu da kapattık ve altına gelelim. Altın için arkadaşlar şu an için güzel bir seviyedeyiz. Onu söyleyeyim. Şurada maviyle işaretledim zaten, bakın yuvarlak içine aldık şu bölge. Hem günlük pivot noktası hem hareketli ortalamanın verdiği bir destek var. Çok küçük stop ile çalışacak arkadaşlar için söylüyorum. Bu seviyenin altında aşağı doğru hareket bekleyebilir. Bu seviyenin üzerinde yukarı hareket bekleyebilirsiniz. Her ikisi de küçük stopla olacağı için bence denemeye değer. Genel görünüme baktığımızda yukarı ama çok sınırlı yukarı hareketler bekliyoruz. Gece saatlerinde de hatırlıyorsanız altın analiz için söylemiştik. En uygun seviyemiz şuradaki 1667.96, günlük kısa vadeli kırılma noktamız olacaktır. Bu seviyenin üzerinde yukarı tepkiler beklemeye devam edeceğiz diye. Ama daha küçük bir fırsat yakalamak isteyenler şu yukarı hareketin ya da işte şuradan başlayan şu yukarı hareketin hafif bir toparlanması olarak şuradaki 1675.03'leri kullanabilir. Bu seviyeden tepki gelme potansiyeli küçük de olsa var. Çok kuvvetli demiyorum buralar, biliyorsunuz özellikle altın için çok hareket miktarlarının kısa vadeli tahmin edilir ve trade edilebilir olduğunu çok fazla sizlere paylaşmıyorum. Sebebi de orta vadede, bakın 4 saatlik grafiklerde çok net olarak göreceksiniz, bir kırılma bölgemiz var. 4 saatlik grafikte şablonları yüklediyseniz sizler de kontrol edebilirsiniz. Bu aralığın eğer ki altında kalırsak aşağı, bu araların üzerinde kalırsak da yukarıda tepkiler yukarı yönde gelme potansiyeli daha kuvvetli olduğu için orta vadeli olarak bir çıkışın kırılma noktaları buralar olacak arkadaşlar.
Eğer ki aşağı doğru gelirsek muhtemelen de yani 75'in altına inersek de 70 ve 67'lere doğru bir hareketle karşılaşma potansiyelimiz mevcuttur altın için konuştuğumuzda. Ben şahsen arkadaşlar demiş olduğum gibi şu yukarı tepe seviyelerine doğru gelinmesi durumunda muhtemelen küçük stoplarla geri çekilme beklerim. Bu geri çekilmelerinde stoplu seviyesi demiş olduğum gibi şuradaki 80 ve 86 seviyelerin birazcık üzerinde olur ve buraların üzerine çıkarsak da yukarı tepkilerle karşılaşabiliriz. Bu durum gerçekleşirse arkadaşlar zaten 1700'lere doğru bir hareket muhtemelen gelecektir. 1695-1700 civarlarına kadar bir hareket gelecektir diye tahmin ediyorum. Altın için konuştuğumuzda eğer ki buzdaki seviyeden giriş yapılan hareketler eğer ki stoplanmazsa geri çekilmeler tekrar aşağı doğru 1650'lere doğru gelecektir. Burada uyguladığımız aynı şey ters olarak burada da geçerli olacak. Yani bu seviyelere yakın yerlerden yukarı hareket beklentisi şuradaki 1650'lerin altında yine stop konularak beklenebilir ve stoplandıktan sonra geri çekilmenin devamı da gelme potansiyeli daha kuvvetli olacaktır. Lütfen yön değiştirme konusunda çok fazla tutucu değil de tembellik yapmayalım diyelim. O konuda gerçekten de yön değiştirme konusunda altında. Yok ısrarcı değil. Israrcının tersi. Yani böyle üşengeçlik tarzı bir şey söylemek istiyorum. Bir anda yukarı hareketteyken yani şu seviyeden mesela aşağı hareket beklentisine geçtiniz. Fiyat bunun üzerine çıktı. Stoplandıktan sonra tekrar ters pozisyon açmak konusundan bahsediyorum. Bu konuda çok fazla üşengeçlik yapmayın. Çok da fazla korkmayın. Yine çünkü bu seviyelerin altına da hemen altına da stop seviyesi yerleştirebilirsiniz bu durumlarda. Peki altın içinde görüşlerimizi paylaştık. Şimdi gelelim arkadaşlar dolar TL'ye çok kısa bir dolar TL özeti yapacağız. Arkasından biraz daha detaylı olarak sizlerle konuşmaya başlayabiliriz. Altın için baktığımız dolar TL için baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi 1.7593 seviyesini kırılma seviyesi olarak algıladık. Bugün bu seviyenin üzerinde yukarı hareketler bekliyoruz. 77.05, 77.32 ve 77.75'e kadar bu beklentimiz hala geçerli arkadaşlar. Tabii bugünkü faiz kararı yani Avrupa'daki faiz kararı da yine euro dolar paritesinde etkileyeceği için dolar TL'de de harekete sebep olabilir. Bunu da söyleyeyim. Ya dolar başka euro başka demeyin. Euro dolar paritesindeki hareket dolar TL'de de hareket yaratabiliyor. Böyle potansiyeli var. Lütfen dikkat edelim buna. Çünkü 1.7593'ün altına inersek yine 75.50'ler ve arkasından biraz daha geri çekilme 74.65'lere kadar hareketin devam etme potansiyeli olacaktır dolar TL için. Tamamdır. Şimdilik özet kısımları bitirdik arkadaşlar. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz ve biraz daha detaylı olarak sizlerle görüşleri paylaşalım istiyoruz.